Merhabalar. Sizlere bugün kendi yayınlamış olduğum bir mobil uygulamadan bahsetmek istiyorum. Şu an için Android cihazlarda kullanıma açık. NeAkord programı diye geçiyor fakat bizlere eğitim noktasında da faydaları bulunuyor. Ne gibi derseniz devreler arası ses kaçışlarını doğrudan bize ekranda yansıtarak hatalı olup olmadığımızı gösteriyor. Bunun dışında Türk müziği perde adlarını görmemizi sağlıyor her üflediğimiz notanın. Ve en önemli özellik olarak gördüğüm bir koma sibemol yani segah perdesinin frekans karşılığını doğrudan sıfır noktasında ölçebiliyor. Gelin isterseniz uygulamalarla size bunu kısaca bir tanıtmaya çalışayım. Uygulama ikonumuza tıklayarak giriş yapıyoruz. Sağda bir arayüzle karşılaşmaktayız. Burada NeAkord programı yazısının hemen altında üflediğimiz ney cinsini o akordu seçmemize imkan sağlayan bir alan bulunuyor. En çok tercih edilen C yani kız neyi diye adlandırdığımız batıda da karşılığı B harfiyle olan ney çeşidini seçiyoruz. Şu andan itibaren bütün hesaplamalar kız neye göre doğru yapılmakta olacak. Hemen ekranda sol alt köşede nota yazan yerin üzerinde de üflediğimiz vakit işte Re, Do, Si gibi karşılıklarını göreceğiz. Sağ tarafında kalan iki alan var. Üflediğimiz devre ve Türk müziği perde adı. Üflediğimiz re'nin mesela birinci devremi, ikinci devremi olduğunu burada uyarıyla göreceğiz. Onun hemen üzerinde de bu re'nin birinci devrede ise yegah perdesi adı olduğunu ve ikinci devrede ise de neva diye karşılığını göreceğiz. Üst taraf standart bir akort cihazlarında olan panele benzemekte. Pestik dereceniz, tizlik dereceniz diye de burada bunu test edeceğiz. Sıfır noktası her zamanki gibi doğru olduğunu gösterir üflediğimizin. Eksi 10 artı 10 bandında yeşil yanar ve yine doğru kabul edilir. Birçok akort cihazları olduğu gibi. Ama eksi 20, eksi 30 ya da artı 20, artı 30 tarafına gittiğimiz vakit sol tarafta ibre kalıyorsa pest kaldığımızı, sağ tarafta ibre kalıyorsa tiz kaldığımızı gösterir. Yani soldaysak biraz daha güçlü üfleyip sıfır noktasına çekmeye çalışacağız o notayı. Sağda kalıyorsak da tiz kaldığımızı, artı bölgede olduğumuzu biraz nefesimizi kısarak sıfır noktasına geri çekmemiz gerektiğini bize ifade edecek. Son olarak sol alt köşede bulunan La eşittir 440 Hz ifadesi bulunuyor. Piyanoda 4. oktava gelen La'nın 440 Hz olarak baz alındığını Türk müziğinde de bir standart olarak normalde kabul ediyoruz. Bazı durumlarda 442 ya da farklı hertzlere çekilebilir ama genel olarak ülkemizde 440 Hz bandını standart olarak belirlemiş durumdayız ve biz de buraya göre sıfır noktasına ulaşmaya çalışacağız. Ama bunların dışında yeni başladığımızda ya da neyin soğukluğu, sıcaklığı, mevsimsel geçişler veya farklı sebeplerle pest kalabiliriz, tiz kalabiliriz. Burada da o anlık hataları tolere edebilmek için anlık olarak genel entonasyonumuzun doğru olup olmadığını kontrol edebilmek adına sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklıyorum ve burada da pestik tizlik ayarımı yapmak istiyorum. Eğer ben pest kalıyorsam 440'ı biraz daha aşağılara düşeceğim. Eğer ki tiz kalıyorsam yani 440 Hz'den daha fazla bir frekansa ulaşıyorsam bunu çok daha yüksek rakamlara çekebilirim. Burada çok geniş alanda bir oynama yapabiliriz ve kontrol edebiliriz ama bu ne kadar az olursa o kadar doğru sonuca da ulaşırız. Mümkün mertebede 440 olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Şimdi isterseniz bunu uygulamalarla notalar üzerinde görelim. Öncelikle orta parmaklar kapalı, standart olarak temel tutuş pozisyonu diye adlandırdığımız re yani neva perdesi olan ve yani ikinci devredeki eğitime başlangıçta da çoğu zaman kullandığımız ses üflediğimde neler oluyor? İsterseniz birlikte gözlemleyelim. Bunu yanlışlıkla yavaş üflersem, yani birinci devreye düşersem ekrandaki görüntüye bakalım.
Bu noktada ikinci devre yerine daha güçlü üflersem, yani üçüncü devreye çıkarsam ne olacak ona bakalım. Ve aynı yerde yine orta parmaklar kapalı dördüncü devreye çıkalım. Burada gördüğümüz gibi aynı pozisyonda 1, 2, 3, 4 diye bütün devrelerde bu notaların adlarını, üflediğimiz devrenin hemen üzerinde 1, 2, 3, 4 diye devrelerini ve bunların her devrede değişen Türk müziği perde adlarını görmekteyiz. Şimdi diğer bir notayla yine testimize devam edelim. Re notası ile birlikte üst elde do ve 1 koma si bemol ölçelim. Bu sesleri yanlışlıkla bir devre yukarıda üfleseydim, yani ince la, ince sol ve fa diyez gibi üfleseydim neler olurdu ekranda onu görelim. Aynı pozisyonda ikinci devre yerine birinci devreye düşseydim, yani kalın re, kalın do, kalın bir koma si bemol, yani yegah, kaba çargah ve kaba segah perdelerini üflediğimizde aletin reaksiyonunu gözlemleyelim. Aynı si'yi segah perdesi gibi değil de kürdi makamındaki 5 koma si bemol gibi ölçsek neler olur? Gördüğünüz gibi birçok sesi burada ölçerek karşılıklarında Türk müziği perde adlarında gözlemleyebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda da hangi devrede olduğunuzu cihazla birlikte kontrolünü sağlıyorsunuz. Aslında bir bakıma kendi öğretmeniniz olma aşamasında sizlere bir yol arkadaşı gibi bir şey bu uygulama. Ney serüveninizde. O yüzden bizler bir şekilde buna ilk adımı atmış olduk. Umuyorum uzun vadede belki biz, belki başka meslektaşlarımız bunu çok daha ileri götürecek seviyeye ulaşırlar. Bu noktada da ney sazımıza ciddi hizmet etme şansına ulaşmış oluruz temennisi içerisindeyim. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bana sosyal ağ hesaplarından da gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.